Evet sevgili izleyenler, değerli dostlar, Kritik Masa programımız başladı. Sevgili izleyenler, yine yurt ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları burada Kanal 5 Haber Müdürü Sayın Bülent Çulcu ile birlikte masaya yatıracağız. Bülent abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Gündemde yine yoğun. Gündem yoğun. Bakanlar bulabiliyorsun. Gaziantep yine evet, özellikle yoğun bir gündem yaşıyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile Aile ve Sosyal Politika Bakanı Fatma Şahin Gaziantep'te. Evet, bazı etkinlikler var. Okul açılışları var. Evet. Şahin Belediyesi'nin okul açılışları var. Dedik ya, dün konuştuk ya, eğitimle evet, ilgili işte arsa bağışında bulunan veya okul protokolü imzalayan hayırseverlere plaket sunulacak. Evet. O törene geldi Nabi Avcı. Bakalım Sayın Bakan'ın eğitimcilerle bir toplantısı var. Özellikle Sayın Bakan'a Gaziantep'teki arsa sorunuyla ilgili sıkıntının dile getirileceğini öğrendik. İşte valilik tarafından, diğer yetkililer tarafından köy hizmetlerinin arsasının satışıyla ilgili yaşanan sorunun Sayın Bakan'a dile getirileceği, işte paranın olduğu ancak maalesef arsanın olmadığı söylenecek. Herhalde işte belediyelerle bir istişareyle yeni istimlak alanlarının açılmasıyla, istimlak paralarının toplanması, istimlak paralarının elde edilmesiyle yapılacak istimlaklarla ve yeni açılacak arsalarla, alanlarla köy okul arazilerinin yeni valiliğe tahsisleri söz konusu. Evet. Bu konuda Sayın Bakan'a bilgi verilecek. Yaşanan sıkıntı dile getirilecek. Ama Gaziantep'te dediğim gibi şu anda kaynak sıkıntısı yok. Yok. Yani bakın birçok bu çok ilde, enteresan bir durum aslında. Yani birçok ilde arsa var, para yok. Para yok. Yani okul yapacak hayırsever iş adamı bulunamıyor. Gaziantep'te bu 56 idi galiba. 51 miydi? Evet, 51 sene hazır. Gaziantep'te para çok. Para var. Para çok. Hayırsever var. Arsa yok Gaziantep'te. Peki ben... Yani bunun, bu sorunun mutlaka aşılması gerekiyor ama ben bu sorunun bir sene içinde aşılacağını düşünüyorum. Peki şimdi bunu konuşurken aklıma bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Yaklaşık bir ay oldu hemen de sabah gündem programına bir izleyicimiz zannedersem Cin Deresi ya da Karşıyaka taraflarından bir mesaj gelmişti. İzleyicimiz aynen çok iyi hatırlıyorum. Yani konuya geldiği için hatırladım şu anda. Demişti ki ya işte bizim çocuklarımız okula gitmek için bilmem ne kadar yol yürüyorlar. Zor. İşte ana caddelerden geçmek zorundalar. Oradan otobüslere geçiyor, kazalar oluyor vesaire. Dedi ki ya Şehit Kamil Belediyesi işte neden arsa vermiyor? Arsa yok mu diye bir şey söylemişti. Ve demişti ki yani belediyelerimiz işte Şahinbey Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehit Kamil Belediyesi diğer belediyeler petrol istasyonlarına arsa vereceklerini, o arsaları petrol istasyonlarına vereceklerine neden okul arazisi olarak kullanmadılar diye bir şimdi gerçekten şöyle, aklıma geldi. Onu da aslında sormak lazım. Tamam da şimdi, yani bu herhalde o imar planına göre... imar planında orası petrol istasyonu. Zaten o değişmez. Tabii, ya değişmez. Tabii. Bir de petrol istasyonu alanı ile okul alanı arasında çok fark var. Tabii. Yani vatandaş tabii kafasına takılabilir. Normal, bunu düşünmesi de gayet normal. Bu sıkıntıda ilçe belediyenin meclisinde eğer... Alınan karardan haberdar değiller tabii ki. İlçe belediyenin meclisinde petrol istasyonu eğer geçiyorsa ya niye okul arsası yok diyor diye düşünüyorsa bunu haklı. Evet. Ama istasyon alanıyla okul arsası arası çok farklı. Ama peki planlama yapılırken, i̇şte imar planı yapılırken işte yani... imar planı zamanında yapılmamış. Yani zamanında yapılmamış. Şimdiki Şahinbey ve Şehit Kamil Belediyesi'nin hiçbir suçu yok burada. Ben suçlama anlamda söylemiyorum. Evet. Zamanında planlama yapılmamış. Bir de şu sıkıntı var. Şimdi şurada bir okul var ya. Evet. Şurada bir okul var. Şurada bir arsa var. 200 yani 500 metresinde bir inanılmaz bir arsa var. Oraya okul yapamazsınız. Ya, tabii ya, olmaz. Yapmıyorlar. Şimdi ihtiyaç olan bölgeye bakın, ihtiyaç olan bölgede yani öğrencilerin o bölgede 5000, 6000 öğrenci başka bir yere taşınıyorsa şurada ihtiyaç olan yerde arsa yok. Evet, burada evet, ne yapacaksın? 30-40 tane evi istimal edip yıkacaksın. Başka çaresi evet, yok. İşte bu sıkıntı burada zaten. İhtiyaç olmayan bölgede arsa var Barış Bey. Yani orada ama çok enteresan. Yani burada okul varsa siz 500 metre tabii ki onun bir anlamı yok. Anlamı yok. Şimdi ihtiyaç olan bölgede arsa yok. Ne yapacaksınız? Belediye orada ailelerle, vatandaşla anlaşıp kardeşim şöyle diyecek, al paranı diyecek, 30-40 tane, 50-60 tane yeri yıkacak, oraya okul arsası açılacak. Sıkıntı burada. İhtiyaç olan bölgede arsa yok, ihtiyaç olmayan bölgede arsa çok. Evet. Ve iş adamı, yatırımcı çok,
ihtiyaç olan yerde arsa yok maalesef. Şimdi evet. Bu iş ama para yani o köy hizmetlerinin arsası 350 trilyon satıldıktan sonra 4 parça halinde para geldikten sonra istimlaklar artacak büyük ihtimalle. Ve sıkıntı kalmayacak. Gaziantep'te şu anda dün de konuştuğumuz gibi arsa sıkıntısı var. Arsa sıkıntısının giderilmesiyle birlikte okulların yapılmasıyla Gaziantep'te derslik başına düşen öğrenci sayısı 28-30 arası değişecek. Evet. Eğitimde tıka basa dediğimiz o 58-62 sınırlardan kurtulmuş olacak Gaziantep ama bunun için okulların yani inşaatların bitmesiyle birlikte 3-4 seneye yayılacak. Tabii bir uzun bu. Uzun evet, bir süre. Uzun bir konu bu. Şimdi Şahinbey Belediye'miz biliyorsunuz bir araba otomobil hediye edecek. Yani üniversite sınavlarında başarılı teşvik olan diye. Teşvik olsun evet, diye. Evet. Şimdi bakın öyle enteresan bir detay var ki normal şartlarda belediyenin dediği şey şuydu. Türkiye'de ilk 10'a girene biz hediye vereceğiz dedi. Yani Gaziantep'te. İsterse 5 kişi ilk 10'a girsin. 5 araba hediye edeceğiz şey dedi. Öyle demişlerdi. Sadece ama, il birincisine demişti. Ama daha sonra işte Türk bakın. İlk 10'a giren bakın, birinciye Gaziantep. Ama işte birincisi. Bakın şöyle olmuştu. Normalde Türkiye'de ilk 10'a giren demişlerdi. Ama baktılar ki durum hakikaten facia. Öyle bir durum mümkün yani, olmayacak. İşte yani, tabii ama, değiştirdiler sonra. Ama evet onu söyleyeceğim. Yani daha sonra bu eğitim hakikaten yani bu da onun bariz bir net örneği aslında. Türkiye'de ilk 10'a gidecek öğrencimiz olmadığı için maalesef yani Gaziantep'te il birincisine verme kararı aldılar. Yani bu tabii şunu gösteriyor. Ben bunu şey için söylemedim. Yani eğitimin geldiği noktayı hani bizim yöneticilerimizin de aslında biraz da umutlarının bence olmadığının göstergesi. Ben o yani anlamda Türkiye'de ilk ona, o anlamda söylemiştim. Şunu diyebilirsin. İlk yüze girecek diyebilirsin. Orada çıkabilir. İlk yüze giren oluyor ama zaten. Ama o da yok. Yani, maalesef. Yani o özel okullarda var. Özel okullarda var. Ama yani bence bak bana göre Türkiye'de hani özel okullar başarılı biliyorsun. Evet. Farklı. Bence o araba hani resmi devlet okulları var ya oradan dereceye girenlere verilir ya da bana göre. Şahinbey Belediyesi'nin ücretsiz eğitimlerinden faydalanan fakir öğrenciler. Fakir öğrenciye ve evet. O öğrenciler içerisinde en iyi üniversiteyi ve en iyi bölümü kazanmış öğrenciye verilebilirdi. Yani şimdi orada biraz yani, haksızlık olabilir diye bence, yapmadılar ama, onu. Ama haksızlık şu olmuyor. Yani mesela bir X özel okulun öğrencisinin tabii ki sınavlarda daha başarılı olması başarılı. Çok yüksek bir oran. Ama işte Hacıbaba Mahallesi'nde ya ne bileyim Düztepe Mahallesi'nde Şahinbey Belediyesi'nin ücretsiz kursuna giden bir öğrencinin başarısı biraz daha az olacak. Teknik olarak söylüyorum. Ama şimdi olmazsa bunu ikiye çıkarsalar evet, yani çok ben evet şunu öneriyorum. Yani teşvik olur yani. Evet. Kesinlikle öyle. Şahinbey Belediyesi'nin kurslarından ücretsiz şekilde faydalanan 36 bin öğrenci vardı. Yani rakamı ben 36 bin öğrenci evet. diye biliyorum. Evet. Bu 36 bin öğrencinin içerisinden en başarılıya en azından diğer o kenar mahalleden gelen durumu iyi olmayan öğrencilere teşvik adına bence daha etkili olur diye düşünüyorum yani. Evet doğru söylüyorsun. Yani hiç olmazsa bir tane araba bir tane daha getirirse evet. bir tane daha bir araba daha ya yani 30 bin liralık bir araba yani alınabilir. Çok hayatı değiştirecektir. Ya, tabii yani oradaki düşünsene o hani o dediğin ücretsiz kurslara giden öğrencilerin içindeki o azim çalışma gerçekten. Arabayı alacağım kesinlikle, diye. Kesinlikle. Yani onlar arasında bir müthiş bir rekabet, bir rekabet ve inanılmaz bir teşvik olacaktır. Bence çok daha artacak. Bence yani. Eğer bu başarı yükselirse bu arabayla seneye de belki bu olabilir diye düşünüyorum. Evet inşallah. Evet. İnşallah. Peki Nabi Avcı'nın burada olduğunu söyledik. Evet. Peki bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani Nabi Avcı burada o sorunlara dair neler yapabilir ya da neler konuşabilir? Yani Gaziantep'in eğitimdeki başarısızlığıyla ilgili tabii ki kendi ekibini, eğitimcileri suçlayacak değil. Evet. Ve bence işte bizim yöneticiler biliyorsun sürekli diyorlar ki Gaziantep'in eğitimdeki başarısızlığın tek nedeni yılda meydana gelen işte 18-20 bin göç. Her yıl mesela okullarda Gaziantep'te her yıl öğrenci sayısı 20-22 bin artıyor. Evet. 20-25 bin arası artış var. Yani bu Sayın Bakan'ın ne aktarıldıysa aynısını söyleyecekler. Başarısızlık göçten kaynaklanan bir durum. Siz Gaziantep'te sayıyı arttırmanız gerekiyor. Özellikle derslik sayısını arttırmanız gerekiyor. Demesi yani inşaatların yeni inşaatların hızlandırılması, okullarda bir an önce yeniden eğitime geçirmesi, inşaat alanındaki okulları yeniden eğitime fayda getirmesi konusunda bir daha fazla daha çabuk inşaatların bitirmesi konusunda bana evet. göre Sayın Bakan terkinde bulunacaktı. Arsaların üretimi konusunda terkinde bulunacaktı. Çünkü arsalarda arsa üretimi oldukça yeni okullar yapıldıkça
mutlaka başarı yükselecek. Evet. Sayın Bakan da bana göre sıkıntının göçten kaynaklandığını mutlaka belirtecektir. Özellikle dedik ya dün, sanayileşmiş bir kent var Gaziantep'te. İnsanlar 11-12 yaşındaki çocuğunu işe gönderiyor. Maalesef, evet. Bunun da sıkıntılarına bahsedecektir maalesef. Ama Sayın Bakan'ın sadece bana göre söyleyeceği şudur. Arsa bulun, okullarınızı yapın. Bir an önce derslik sayısını arttırın, sınıftaki yoğunluğu azaltın ve biz de size eğitimci konusunda destek olacağız. Yani mesela Gaziantep'te 1050 öğretmen ataması yapıldı. Evet. Geçen sene içerisinde. Bu yılda yani 1000'e yakın bir öğretmen ataması yapıldı ama Gaziantep'te büyük bir sıkıntı bence aşılacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Ya çünkü yani geçmiş yıllardan bir eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın keşke şu öğrenciler olmasaydı da ne güzel bu okulları idare ederdik dediği aklıma geliyor. Yani yöneticilerimiz bence, ya ben dün de onu söyledim. Yöneticilerimiz bu konuyla ilgili olarak göçe bahane bulmak yerine, tabii ki o bir etkendir, ben onu inkar etmiyorum ama ya göç vardır diyerek, bu bizim kaderimizdir diyerek bunun arkasına sığınmamalılar. Ciddi anlamda yeniden bir yapılanmaya, özellikle öğretmenlerin yeniden ciddi anlamda bir yapılanmasına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Onu da hakikaten söylemeden geçemeyeceğim. Evet. İkinci olarak içki yasağı ile ilgili, tabii gündemde yine içki yasağı var. Evet. 2 promil tespit edenler işte 2 yıl ceza alacaklar. 2 yıla kadar cezaları oluşacak. Alkometreyi üflemeyenler yine 2 yıl ceza alabilecekler. Yine okullara yakın yerlerde en az 500 metrelik mesafelerde yasaklar başladı. Yani satış yasağı başladı. Gece 22.00'dan itibaren yasaklar başladı. Ya bunlar konuşuluyor. Bununla ilgili şimdi içki yasağına karşı değilim ben. Tabii içkiye belli bir yasak gelecek. Evet. Ya yeni yetişen gençlere baktığınız zaman şimdi yapılan bir araştırmada sigara kullanma yaşının okullarda 11-12'ye kadar düştüğü tespit edildi. İçki yasağına karşı da alınan bu önlemlerin ben etkili olacağını düşünmüyorum. Onu da açıkça söyleyeyim. Yani bu yasak koydun, yasak her zaman özendirici insanlar için, evet, doğrudur. İçki reklamlarının yasaklanmasına destekliyorum, doğrudur. İçki yasağı olmamalı. Evet. İçki yasağı Avrupa'da bile yasaklanmış durumda, buna doğrudur. Şimdi içki yasağını getirdiğiniz zaman, mesela 22.00, yani sabah 06 arası. Evet. Şimdi insanlar bunu el altından temin yoluna gidecek. Kaçak içki, evet, sahte içki de artış olacak. Ve ölümler meydana gelecek. Bakın bu olacak. Geçmişte hani sahte içki imalathaneleri ortaya çıkarıldı, evet, biliyorsunuz. Evet. Bir zaman zaman ölümler vefat oldu. Etti, müşteriler. Turistler, evet, vefat etti. Şimdi burada yasakların getirilmesiyle bence kaçak içki, bakın el altından satışlar, merdiven altı üretimlerle birlikte artacak, ölümler meydana gelirse buna hiç şaşırmayın. Ha, içki yasağı doğrudur ama AK Parti son dakika bir gol attı. Çünkü 22 ile 06 arası yasak söz konusu değildi. Hani ibadethaneler, eğitim kurumlarından 100 yakın metre mesafe olayı, evet, doğrudur. İyi bir karardır. Doğrudur bu. Satışıyla ilgili işte dışarıdan görülecek şekilde, bariz şekilde, evet, onun içkileri, yapılması, içkileri teşhir edecek şekilde görülecek ile satılmasına yasak getirildi. Aynen, bu da doğru. Sigarada olduğu gibi bu da doğru. İyi bir karar ama satış yasana belli bir saat koyduğunuz zaman şimdi bu başka şeyleri gündeme getirecek. Hatta bana göre yabancı turistler için de Türkiye'nin bir kaybı olabilir. Hani adam gelmiş, yabancı turist gelmiş, evet, dışarıdan, yurt dışından gelmiş. Özgür bir Türkiye, özgür bir ülke demiş, Türkiye'ye gelmiş. Saat 22'den sonra 22.01'de alkol istediği zaman, yok denildiği zaman. Evet. Hani Türkiye için belki yabancı turist açısından bir sıkıntı azalmış olabilir diye düşünüyorum. Yani inşallah olmaz. İnşallah yani hükümetin istediği şekilde bu yasak amacına ulaşır ama yani esnaf açısından, turizm açısından biraz sıkıntı olabilir. Evet. Bir de sahte içki üretimine bir meyil olabilir, teşvik olabilir. Mutlaka ve mutlaka eğer yasağı koyduğunuz zaman insanlar başka yollara başvuracaktır. Evet. Yoksa hani 100 metre mesafe, işte dışarıdan teşhir olayının, içkilerin görülmesi olayıyla alınan kararlar, evet, ben destekliyorum. Çok iyi bir karar ama o 22 olayını biraz keşke daha düşünseler, daha iyi olurdu. Evet. Çünkü o farklı yönlere insanları sevk edebilir. Evet. Mesela Türkiye'de üniversitelerde bahar şenlikleri düzenleniyor. Bu bahar şenliklerinde daha önceki yıllarda üniversitelerin bahar şenliklerini sponsorluk yapan bazı firmalar vardı. Yani bunlar işte bira firmaları. Alkol firmaları. Evet, alkol firmaları vardı. Şimdi çok da enteresan bir şey. 40.000-50.000 kişilik bir kampüste, işte yaklaşık 10.000 kişinin olduğu bir eğlencede
Ücretsiz, evet. Ücretsiz. Orada içki dağıtılıyor. Evet. Ve şahit olduk. Gerçekten hem haberlerini de yaptık bunların. Birçok üniversitede olaylar çıktı. Bıçaklamalara kadar gitti yani. Hani böyle çok enteresan bir durum söz konusu. Ya üniversitelerin içerisinde bile 25 yaşında, 26 yaşında ya da işte daha böyle gelişkin dediğimiz insanların bunun etkisinde kalıp maalesef işte birbirlerini yaraladıklarını bile gördük. Doğru. Ya üniversitelerde bile böyle bir sorun varken, üniversitelerin içerisinde bile çok rahat bir şekilde gidip işte insanlar biraz standı açıp orada satabiliyorlar ya da sponsor olabiliyorlar. Mesela bir basketbol takımımız vardı, yine ismini söylemeyelim, sponsorluk yapıyordu, evet, isim evet. Hakkı sponsorluk evet. yapıyordu. Yine bu yasa gereği aslında daha önceden de ismi değiştirildi. Bunları nasıl görüyorsunuz? Ya bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya şimdi tabii üniversite içerisinde hani o sponsor firmanın dağıttığı alkol, bu tür şeyler olmamalı. Ya ben buna karşıyım yani. Evet. Ya sponsor oluyorsan ol ama sen orada binlerce insana o şekilde özenleri şekilde içki evet. dağıtamazsın. Böyle evet. bir şey olmaz. Evet. Zaten bana da yasak geldi şu anda. Evet. Buna böyle şey sponsor olamayacak. Artık bitti. Yok, artık bitti yok. Ama hani şu 22 adam ya 22'de yasak başlayacak ya Barış Bey. Evet. Adam diyor lan ben nasıl olsa 2 bardak içerim diyor veya 5 bardak içeceğim diyor. Saat 9'da gider 10 şişe alır. Ya yani bunu nasıl engelleyeceksin evet. ya? Gider hani ben nasıl almayayım? 22'den sonra yasak var der. 20-30 tane stok yapar. Ya bunu bu önleyemezsin. Çözüm değil diyorsun. Ha, çözüm yani. Değil yani. Tamam satış yapmazsın ama evet. adam alırsın, koyarsın. Yine o şekilde bir şekilde bunu götürürsün. İçmek istediği yere götürecek. Tabii. Mutlaka tabii yani bu şekilde. Yani. Ya içmek isteyen adam o ya, yani o yasağı masağı dinlemez. Gider bu şekilde. El altında da satışlar olur ben size söyleyeyim. Evet. Bunu yani bunun delal olur ama cezası da yüksek. Ortada şöyle bir durum var. Yani bu açık alanlarda işte sigara yasaklandı pardon kapalı alanlarda sigara yasaklandı. Düğün salonlarında vesaire yerlerde toplu ulaşım araçlarında ne bileyim yasak. Duraklarda yasaklandı. Ve bu yasaklardan itibaren Türkiye'de sigara satışlarında ve bu noktada alışkanlıklarda %17 düşüş olmuş. Hani bu şunu gösteriyor. Demek ki yani böyle bazı tedbirler yani çok çok yüksek değil belki %17 ama hani nispi bir azalma var. Acaba bu i̇çkide azaltır mı? Yani öyle bir şey düşünüyor. Ben, o sigara üzerinden bakıp da sigarayı değerlendirip de içkide de böyle bir şey yaparsak acaba olabilir ben mi? Ben ona bir ihtimal verdim. %1 mesela sigara yasağı 2009'da 2009'da başladı galiba. Evet. 2009'dan bu yana bakın. %17 olmuş. Tabii, 4 yılda. Yani dediğim gibi çok yani alkolde de bence hani bir... alkolde de bir düşüş olur. Doğru yani olabilir yani. Tüketimde bir düşüş olabilir ama ancak onu 2013 yılının sonuna geldiğinizde satışlarına ve üretime baktığınızda söyleyebilirsiniz. Ama %1 veya 2 bir azalma olabilir. Ama o kadar ben büyük bir azalma olacağını düşünmüyorum yani alkol tüketiminde. Evet. Tabii dün Türkiye bir şokla uyandı. Hayri Kozakçıoğlu dediğimiz zaman gerçekten Türkiye siyasi tarihinin, Türk bürokrasisinin önemli isimlerinden bir tanesi. Evet. İstanbul valiliği yapmış, işte Adana'da yine valilik yapmış, Diyarbakır'da valilik yapmış, olağanüstü bölge valiliği yapmış, milletvekilliği yapmış iki dönem 1978-95 arası gerçekten 17-18 yıl boyunca bu ülkede en kritik dönemlerde Rahmetli Özal'la Tansu Çiller'in döneminde. Evet yani en kritik dönemlerde hep görev başında olmuş. Kenan Evren döneminde, Özal döneminde, Demirel döneminde, Çiller döneminde, Mesut Yılmaz yani iktidar değişmiş. Sağcı da gelmiş, solcu da gelmiş, ülkücü de gelmiş, asker de gelmiş ama Hayri Kozakçıoğlu ismi hiç değişmemiş. Yani Hayri Kozakçıoğlu dün şüpheli bir şekilde bir yani iddialar o yönde tabii şüpheli bir şekilde. Kimisi intihar diyor, kimisi başka bir şey diyor. Hayri Kozakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili şöyle, biraz. Şöyle İçişleri Bakanı Muammer Gözü açıklama yaptı zaten Hayri Kozakçıoğlu'nun olayıyla ilgili. Bitişik atış şeklinde sırt üstü yatarken şu şekilde silahı dayıyor. Swift Wesson marka tabanca evet, kullandığı evet, için evet, evet. orada o Swift Wesson'larda çok yaklaştırıp ateş ettiğiniz zaman ses duyulmuyormuş fazla. Yani o yaklaştırdığınız zaman yastık görevini görüyormuş ve ondan evet. dolayı fazla ses çıkmamış atışta. Evet. Eşi falan hizmetçisi işte duymamış. Sabah olay ortaya çıkmış. Hayri Kozakçıoğlu tabi Diyarbakır'da olağanüstü hal bölge valiliği yaptığı dönemlerde çok faali meşhur cinayetler işlendi. Evet. Çok insan kayboldu. Evet. Bu son yapılan soruşturma kapsamında işte Ergenekon davasında faali meşhur cinayetler davasında soruşturma yürüten savcı vardı. Araştırma yapılıyordu ancak o dönemde Hayri Kozakçıoğlu'nun döneminde faali meşhur cinayetler var. Boşaltılan köyler var. Boşaltılan köyler var. Gözaltında kayıplar var. Gözaltında kayıplar var ama
Bunun intiharının bununla ilgili olup yani bununla ilgili olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü hani kamuoyunda yansıyan bazı haberler vardı. Faili meçhul cinayetleri araştıran savcının Hayri Kozakçıoğlu'na kadar bu işin gidebileceği şeklinde onu da ifadeye çağıracak şeklinde kamuoyuna yansıyan evet. haberler vardı. Ancak savcılık bunu reddetti. Hayri Kozakçıoğlu'yla bu olayın alakasının olmadığı şeklinde Hayri Kozakçıoğlu'nun bu işin Hayri Kozakçıoğlu'na dayanmayacağı şeklinde açıklaması olmasına rağmen neden intihar etmiş olabilir? Çok enteresan. Yani bunu intihar edecek. Evet. Şimdi kanser hastası mı diyorlar? Aile diyor ki hayır kanser hastası değil diyorlar. Peki savcıya soruyorsun bu olayla ilgisi olabilir mi? Yani faili meçhul cinayetleri ve Güneydoğu'da kayıplarla ilgili. Savcı diyor ki Hayri Kozakçıoğlu'na dayanan bir şey yok. Biz kendisini ifadeye bile çağırmadık diyorlar. Evet. Peki neden intihar etmiş olabilir? Şimdilik sır ama intihar. Yani olay kesin intihar. Yani bitişik atış bakanın açıklaması. Emniyetin ilk açıklaması intihar. Ama bu neden ülkede intihar? Evet. Yani bu... mutlaka hani acaba kendisine bu olayın kendisine dayanabileceği faili meçhullerin işte kayıpların işte bazı kemik parçalarının bulunması 91 dönemine ait kendi döneminde işlenen cinayetleri kendisinin gündeme sorumlu gelmesi. Olabileceği acaba ondan dolayı depresyona bunalıma mı girdi? Belli değil. Yani mesela bir barış ve çözüm sürecinden geçiyoruz. Yani artık o 90'lı yıllar dediğimiz, o karanlık yıllar dediğimiz bir ortaya çıkarıyor artık her konuşuluyor. Acaba cesetler, kendisini evet. bir işin kendisine dayanabileceği görüşüyle mi girdiği bir depresyon mu bunalım sonucu bir intihar etti? Bilmiyorum ya kendisini acaba birisi Hayri Bey işte hani Sayın Kozakçıoğlu dikkat edin iş size dayanıyor savcısı ifadeye uyarı çağıracak. Olmuş. Uyarı mı geldi acaba bundan dolayı bunalıma girdi bilmiyorum. Yani çünkü rahatsızlığı yok. Hiçbir sakıncası evet, bir yok. Sıkıntısı yok. Maddi sabah sıkıntısı yok. Sabah market sahibiyle konuşuyor. Süt, evet, istiyor, süt istiyor. Süt istiyor. Tatil rezervasyonu yaptırıyor. Eşine diyor ki ben o zaman gidip dinleneceğim, dinleneceğim diyor. Ve bir daha da çıkmıyor dışarıya. Yani araştırılacak. En son kimle telefonla görüşü ne oldu ne yapıldı ortaya çıkacak ama yani olayın bir intihar oldu gerçek ama sır perdesi tabii yani neden intihar ettiği evet. konusu. Yani gerçekten devletin kara kutusu. Yani o dönemin kara kutusu. Yani o dönemin, o anlamda söylüyorum. Tansu Çiller döneminin çünkü 1978-95 arasındaki 17 yıllık süreci. Daha sonra DYP Genel Başkan Yardımcısı oldu biliyorsun. Evet. Tansu Çiller'in istifasını... en has adamlarından birisi oldu kendisi. Evet. En az ekiplerinden birisi oldu. Bana göre o dönemin yani faili meçhul cinayetlerin yoğun olarak işlendiği, Güneydoğu'da insanların kaybolduğu, OHAL döneminde Diyarbakır'da görev yaptığı dönemde kaybolduğu dönemin birçok şeyi bilen bir isim bence. Evet. Mutlaka bilgisine başvurulacak bu soruşturma kapsamında. Ama bir anda kendini yok etti. Evet. Yani belki bazı şeyler çok iyi biliyordu. Yani çok çok iyi biliyordu. Hatta bir kitap yazan gazeteciye PKK ile ilgili yaptığı açıklamalar var. PKK'nın işte birçok konuşursam birçok şey deşifre olacak diye bilgi vermiş bir gazeteciye kitap yazan. Bence kendisinin bilgisine mutlaka bakın sanık olarak değil sadece bilgisine başvurulacak. Evet, ama bakın şöyle bir şey var yani Abdullah Çatlı'ya silah ruhsatı veren kişi. O dönemin emniyetine göre kişi. Evet, kişi. Dönemde işte 78 yılından itibaren 95 sürecine kadar devletin geçen en hassas noktalarında görev almış birisi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapmış, valilik yapmış, olağanüstü bölge valiliği yapmış. Gerçekten yapmış olduğu kritik görevleri var. Ama bir o kadar da sansasyonel bir dönem. Yani şöyle düşünebilir miyiz? En yoğun olduğu dönemde, en yoğun olduğu dönemde görev yapan bir isim. Yapmış. Ama bir yandan da işte sivil halk, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sivil halkın da bu noktada en böyle nasıl diyeyim uzak durduğu bir isim. Mesela Mehmet Ağar bile şunu söyledi. Çıktı dedi ki artık Düzova'da siyaset yapmanın zamanı gelmiştir. Devlet hata yapmıştır gibi böyle şey kullanmıştı. Barış süreci, çözüm süreci işte bu konuşmalar yine JITEM içindeki çözülmeler, itiraflar. Bunlar işte onlar kendisi, onların getirdiği böyle bir işte toplam böyle hani bir şey çözülüşün. İşin, işte ben de diyorum işin kendisine yavaş yavaş geldiğini mi fark etti acaba? Evet. Hani o, çünkü o döneme ait çözüm sürecinde o döneme ait her şey sorgulanıyor evet. şu anda. Onun için kim ne varsa evet. o dönemde göre yapmış askerler ve albayların hepsi cezaevine girdi biliyorsun. Evet. Faili meçhul cinayetlerinin işlendiği insanların evet. kaybolduğu evet. o dönemde herkes içeri giriyor. Yani artık o hesap verme dönemiyle ilgili bazı şeylerin bence Hayri Kozakçıoğlu'nun ona dayanmaya başladığı yavaş yavaş kanaatindeyim. Çünkü onunla ilgili de yani hatta bazı kesimler bu süreçte
ondan niye hesap sorulmuyor şeklinde evet, ifadeleri oldu. Bence Sayın Kozakçıoğlu bundan dolayı bunalıma girmiş olabilir, evet, depresyona girmiş olabilir. Yani devletin kara kutusu sırlarıyla birlikte gitti. Ben bana göre yani Mehmet Ağar'la birlikte çok şey bilen bir isim. Kesinlikle çok önemli isim. Evet. Onu da vurgulamak istiyorum. Evet. Yine Ankara'da bir cinayet, bir suikast. Artık ne diyelim bunun adına, yani bir komplo. Medet Ünlü, Çeçenistan'ın Fahri Konsolosu bir suikasta uğradı. Senin de program konuğundu. Evet, ben 7-8 ay önce galiba. Yaklaşık geçen sene Haziran, yanılmıyorsam Haziran'da İçkere Cumhuriyeti, işte o Çeçenistan, evet, İçkere Cumhuriyeti'nin Fahri Konsolosu kendisi, evet. Medet Bey, Medet Ünlü. Bizim televizyona canlı yayına geldi. Program konuğu olmuştu. Çeçenistan'ın İçkere Cumhuriyeti'nin başbakanıyla birlikte, başbakan, evet, yardımcısı, başbakan ve Medet Ünlü canlı yayına geldi. Evet. Canlı yayın konumuz olmuştu. Tabii o Çeçenistan'ın bağımsızlığı ile ilgili bir programa katılmıştı. Hı-hı. İşte Türkiye'nin Çeçenistan'ın İçkere Cumhuriyeti'ne ve Çeçenistan'a daha fazla destek vermesi gerektiğini, evet, söylemişti. Türkiye'den daha fazla uluslararası camiada Çeçenistan'a daha fazla destek. Türkiye'nin daha fazla, hı-hı, dile getirmesi gerektiğini söylemişti. İçkere, evet, Cumhuriyeti Başbakanı'yla Medet Ünlü. Bu konuda umutlu olduklarını, Türkiye'nin işte zaman zaman Çeçenistan'da yardım eli uzattığını söylemişti. Güzel bir sohbet olmuştu. Bir saate yakın bir süreydi. Hı-hı. Bir etkinliğe gelmişti Gaziantep'e. Evet. Orada tabii bu cinayetin bana göre Rus ajanları tarafından işlenen bir cinayet olduğunu zaten düşünüyorum. Zaten kamera kayıtlarında da var meydana çıkmış. Ramazan Kadirov, Çeçenistan Cumhurbaşkanı, evet, Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'a muhalif olan kesimlerin yurt dışındaki bağlantıları tarafından bu cinayetin işlendiği söyleniyor. Bence tabii aynen öyle. Çünkü yaklaşık 5-6 ay önce İstanbul'da Çeçenler öldürülmüştü biliyorsun. Evet, 5-6 ay önce suikaste kurban gitmişti. Bu kusuyu Rus ajanları tarafından yapılan bir cinayet olduğu tahmin ediliyor. Adamlar yakalanmadı. Kadirov Rusya'nın desteklediği bir isim. Bir isim. Yani birçok muhalifi de var. Muhaliflerin de saf dışı bırakan farklı, evet, yöntemleri izliyor. Çeçenistan'da birçok grubun muhalefet ettiği, evet, Çeçen mücahitlerinin muhalefet ettiği bir isim Kadirov. Onları Stalin gibi, yani deyim yerindeyse, evet, işte Troçki'ye yaptığı gibi ya da diğer ne yaptığı gibi suikastla herhalde şey yapıyor. Yine bu yöntemiz diyor. Yani önemli bir isim ama yani gerçekten Medet Ünlü. Medet yani Ünlü çok önemli bir isim. Türkiye'deki yani Çeçenlere yardım eden, evet, Çeçenlerin bağımsızlığı için mücadele eden, Çeçenistan'ın siyasal destek anlamında gerçekten önemli bir aktördü. Önemli bir aktördü. Kahramanmaraş'ta Cenazesi Maraşlı kendisi. Yani ben Çeçen işte Rus ajanları tarafından işlendiği Ramazan Kadirov'a muhalefet eden kesimler tarafından öldürüldüğünü tahmin ediyorum. Ama geçen işte o İstanbul'da işlenen Çeçen cinayetleri, evet, vardı. 4 Çeçen, evet, öldürüldü. Evet, faaliyet, evet, meçhulü kaldı bakın. Evet. Ya bu da inşallah yani Ruslan Kemal diye bir isim. Cinayeti işlediği iddia edilen, evet, isim ise tanıdığı söyleniyor. Tanıdığı bir hafta kendisiyle bayağı muhabbet kurmuş, evet, sırf yaklaşmak, evet, için. Kişinin de Ruslan Kemal olduğu ve bir de dışarıda öncülük eden bir kişi, evet, belirlendi. Evet, bir İki kişi şu anda aranıyor ve yurt dışına çıkmalarının engellenmesi amacıyla bütün birimler uyarıldı. İnşallah yakalanır ve olay ortaya çıkar ama her nedense Çeçen cinayetlerinde Ruslan'ın parmağı olan hiçbir cinayette sanıklar yakalanmıyor. Evet, açığa çıkıyor. Evet. Yani kişi belirleniyor, adam yakalanıyor. Evet. İnşallah bu yakalanır ve cinayet çözülür ama Rus parmağı olduğu kesin bu işin içerisinde. Evet, bugünlük bu kadar diyelim yine. Bugün Cuma günü. Evet. İki gün ara vereceğiz programımızda. Evet, pazartesi günü inşallah. Elimizde bayağı sermaye olur. Evet, evet. Evet, değerli izleyenler, Kritik Masa bugünlük bu kadar diyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu yarınlar sizlerle olsun. Hoşça kalın.